Merhaba arkadaşlar. Birazdan gövde yapım videosuna geçeceğim. Fakat geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu iki iple yani bir kafa ve bir gövde ile 100 gram ipim bitti. İpçilere de gittiğimde maalesef şu an beyaz ipin kalmadığını, pazartesi günü geleceğini söylediler. O yüzden birkaç gün video atamayacağım. Evet, bekleyenleriniz var. Kafayı yapıp diğer aparatlarını bekleyenlerimiz var. Bu arada çalıştığım için de işten sonra örgü örüyorum. Geceleri video düzenlemelerini yapıyorum. O yüzden sizden de biraz anlayış bekliyorum. İpim gelir gelmez ben de videoyu devam ettireceğim. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Şimdi gövde yapım videosuna geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Tavşan Mimi'nin ikinci videosunuza karşınızdayım. Şimdi Mimi'nin gövdesini öreceğim. Yine sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı biliyorsunuz zaten kafa yapımında yapmış olmanız gerekiyor. Yine bir zincir çekiyorum ve ilk sırama 6 tane sık iğne yapıyorum. Yine gevşek örmeye dikkat edin. Geçen ben bolca koparmıştım. 2 tane yaptım. 3 4 5 Her an kopabilir ve koptu. Evet, ben 6 tane sık iğnemi yaptım. Koptuktan sonra söktüm, bir daha yaptım. Şu an 6 tane sık iğnem oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci sırada ilk ilmeğimize batıyoruz. Yine yer belirleyicimi takıyorum. Ve aynı yere bir daha batıyorum. İkinci sıramızda her deliğe çift batacağız. Ve toplamda 6 tane olan sık iğnemiz 12'ye yükselmiş olacak. Sıra sonuna kadar her sık iğneye 2 kere batıyorum. İkinci sıra bitti. Üçüncü sıraya geldim. Yine bir sık iğne yapıp ilmek belirleyicimi takıyorum. İkinci sık iğneye çift batıyorum. Bu sırada da kafada da olduğu gibi bir tek bir çift yapacağım. Üçüncü sıram bir tek bir çift devam edecek. Ve sıra sonunda 18 tane sık iğnem olacak. Dördüncü sıraya geçtik. Arttırmaya devam ediyorum. Bu sırada iki sık iğne bir arttır yapacağım. Yani iki tek bir çift yapacağım. Ve toplam sıra sonunda 24 tane sık iğnem olacak. İki tek bir çift. Beşinci sıraya geldim. Beşinci sırada ise 3 tek bir çift yapıyorum. Ve sıra sonunda toplam 30 tane sık iğnem olacak. 3 tek bir çift. Altıncı sıraya geldim. Şu an elimde 30 tane sık iğnem var. 6'da arttırmaya devam ediyorum. 6. sırada 4 sık iğne bir arttır yapıyorum. Ve sıra sonunda 36 tane sık iğnem olacak. 4 sık iğne bir arttır. Yedinci sıraya geldim ve son arttırmamı yapacağım. Yedinci sırada 5 sık iğne bir arttır yaparak 42 tane evet sık iğneye ulaşıyoruz. 5 sık iğne bir arttır. Yedinci sıram bitti. Şu an
42 tane sık iğnem var. 8. sıraya geçiyorum. Ve 8. sıradan 15. sırada dahil olmak üzere düz örüyoruz. Yani hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan her sık iğneye bir kere batıyoruz. 8. sıradan 15. sırada dahil olmak üzere. Evet, 15. sıraya kadar ördüm. Şu an 16. sıradayım. Şimdi azaltmaya başlıyoruz. 16. sırada 5 sık iğne bir azalt yapıyorum. Azaltmayı tekrar göstereceğim. 4 5 yaptım ve azaltmada şu sık iğnelerin ön kanat diyorum ben buna. Ön kanadını bir tanesini aldım. Diğerinden de bir tane aldım. İpiyle ilk önce iki kanadı, sonra da son iki kalan ilmeği geçiriyorum. Bu azaltma oluyor. Tekrar 5 sık iğne yapacağım. Sonra tekrar azaltacağım. Bu sıra boyunca 5 sık iğne bir azalt yaparak 36 tane sık iğneye ulaşacağım. 17. sıraya geldim. 17. sırada yine azaltmaya devam edeceğim. 4 sık iğne bir azalt yapıyorum bu sırada da. Ve sıra sonunda toplam 30 tane sık iğnem olacak. 4 sık iğne, 1 azalt. (Gülüyor) 17. sırada bitti. 18. sıraya geldim. Azaltmaya devam ediyorum. Bu sırada ise 3 sık iğne, 1 azalt yapacağım. Ve sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnem olacak. 3 sık iğne, 1 azalt. 18. sırada bitti. 19'dayım ve son azaltmamı yapacağım. 4 sık iğne, 1 azalt yapıyorum. Ve 20 sık iğneye ulaşacağım. 4 sık iğne, 1 azalt. 20. sıraya, yani son sıraya geldik. Bu sırada ise her sık iğneye bir kere batacağım. Yani 20 tane sık iğneyi arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Sıramın sonundayım. Benim artık ipim bittiği için ilmek kaydırma yapıyorum ve gövdeyi bitiriyorum. Bu arada arkadaşlar, 100 gram ipten bir kol, bir gövde ve bir baş çıkıyor. Yani kafa çıkıyor. O yüzden iki tane ip almanız gerekecek. Ben birinci, yani ikinciyi daha kullanacağım. Ve şimdi elyaf koyuyoruz. Elyaftan sonra gövdemiz bitmiş olacak. Evet, gövdemiz de bitti. Küçük bir ip vardı zaten, onu da içine koydum. Evet, kafamız da böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, hala abone değilseniz abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Videonun devamını bekleyin. Keyifli örmeler.